Merhabalar, Beyni Düz Logo, hoş geldiniz. 20 ayda 20 litrenin üzerine mazot aldım. Evet, benzin yine bayağı ucuzlamış. 97 kuruş. Ha, bu akşam şey var ha. Ne var? Amerika'da seçim var. Garanti yollandır. Olabilir. Biz Vural'ın annesi gibi gidiyoruz. Bugün hamsi. Hamsi var değil mi? Sana hamsi yapacaklar, bana ne yapacaklar? Vural balık yemediği için. Vural şu an boğazlarında. Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Instagram'da ister İzmir için olsun, ister başka bir şey olsun, için olsun. Şu saçma sapan açılan PayPal'daki money pool sayfalarına lütfen para göndermeyin. Tabii ki onlar da güzel düşünmüşler, etmişler. Bir şey demiyorum, herkesin kendi fikri. Ama o kadar çok güvenilir yardım organizasyon şeyleri var, sayfaları var. Oraya gönderin paranızı. Hiç olmazsa gerçekten nereye gittiğini bilirsiniz, emin olabilirsiniz. Ben bu PayPal üzeri açılmış olan money pool'lardan pek hoşlanmıyorum, açık konuşmak gerekirse. İstesem ben de şimdi açabilirim bir tane. Ve size diyebilirim ki şu linkten bağış yapın, ben o parayı göndereceğim. Ne gerek var? Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ha, benim açtığım hesaba PayPal üzeri para yollamışsınız. Ha, direkt Vefa'ya yollamışsınız. Yani aradaki tek fark... Ama tek Vefa değil yani, Kızılay da var. Kızılay var. Sonra İHH var. Yani o kadar çok var. İsterseniz linklerini bilgi kutusuna koyabilirim. Hiç fark etmez benim için. Yaparım bunu yani. Bazıları bunun için reklam ücreti bile alıyor. İnanılacak gibi değil. Artık insanlık tamamen ölmüş bir vaziyette. Siz oraya direkt bağış yaparsanız o para oraya daha hızlı ulaşır. Yani anlamı daha yüksek olur bana sorarsanız. Yine herkes ne yapmak istediğinde özgür ama gerek yok bence. Onu söylemeden geçmek istemedim. Buradan geleceğim mi Defne? Şu parmağım ne kadar intihaplanmış görüyor musunuz? Acayip acıyor. Hadi gel. Kokular buraya kadar çıkmaya başlamış. Bir gelsene hadi. Sen in, ben çantayı alırım. Ay, üşüdüm Defne. Evet. Haklısın. Ne diyeyim? O kimmiş? Biz uyuduk, yeni uyandık. Evet. Babamın tüplü grillinde şöyle şu şekilde hamsiler kızarmaya başladı. Ya kızarması, görüntüsü falan o kadar güzel ki ama bir türlü sevemedim ben bu balığı. Çevireceğim mi? Ya da şey mi yapacaksın, alacaksın mı?
Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz burada, şunu sessize alayım. Videomu şu an canlı canlı sizlerle birlikte izliyorum. Bu çok güzel bir fonksiyon bence. Şurada gördüğünüz chat şu an gerçekten canlı. Birlikte burada oturuyoruz. Siz televizyonunuzun karşısında veya telefonunuz elinde olabilir ya da bilgisayarın karşısında olabilirsiniz. Şu an videoyu yani birlikte izliyoruz. Ben bu videoyu yüklediğim zaman, bunu Premiere olarak yaptığım zaman, şurada yazıyor, bir saniye. Premiere olarak yaptığım zaman, o zaman video ilk açıldığında, ilk yüklendiğinde birlikte izleyebiliyoruz. Bu demek oluyor ki şuradan gerçekten canlı bir şekilde, canlı canlı chatte birlikte muhabbet edebiliyoruz yani. Siz bana videoyu izlerken sorular sorabiliyorsunuz, ben cevaplıyorum. Yani bence çok güzel bir şey gerçekten. O yüzden bunu bir burada böyle videoda göstermek istedim. Çünkü bazılarınız bu fonksiyonu bilmiyordu. Yani bazılarınız şaşırdı, hatta nasıl yani canlı mı şimdi şu an diye. Yani bundan sonra eğer size bildiri gelirse, tabii ki bildirimleriniz açık olması gerekiyor. Bildiri gelirse işte Almanya'da her gün baştan videoyu premiere'li yükle diye, hemen tıklarsanız benimle birlikte, o zaman birlikte izleme şansımız olacak. Evet, bunu göstermek istedim. Şimdi sorularınıza cevap vermeye devam edeyim. Günaydın, dün vlogumu bitirmedim. Ben ne yapıyorum, ben kızları bıraktım geldim. Kendime bir tepsi hazırladım, biraz kahvaltı yapacağım. Evet arkadaşlar, size aslında kahvaltımı göstermeyecektim. Yemek, şunu fark ettim YouTube'da, yediğinizi içtiğinizi gösterdiğiniz zaman el işleri çok fazla geliyor. İşte şunu yeme, bunu yeme, bu sağlıksız, bu sağlıklı, bunda şu var, şunda şu var. Ama çoğunuz biliyordur zaten, böyle peynirin üstüne tuz ve karabiber dokunca aşırı lezzetli oluyor. Öncelikle onu bir söylemek istedim. Yani daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Ve bir konuyu daha açmak istiyorum burada. Şimdi ben mesela artık kahvaltıya, ben eti çok seven birisiyim. Ama yani her türlü salamı da yerdim yani. Bunu da söyleyeceğim şimdi burada. Yani tabii ki domuz eti olmama şartıyla. Bunu da yani artık illa söylettiriyorsunuz insana. Her türlü salamı yerdim yani. Ama artık yememeye karar verdim gibi bir şey. Yani şu paketi de bitireyim diyorum. Ondan sonra bulursam gerçekten %100 içinde ne olduğunu bilmem şartıyla belki yemeye devam ederim. Ama şu bildiğimiz normal salamlar var ya, hani Türk bakkalında falan da satılıyor. Onları artık kesinlikle eve bile sokmak istemiyorum. Geçen alışverişte benim her zaman aldığım bir salamın paketin üstüne şey yazmışlar. Et artıklarından yapılmıştır diye bir şey yazıyordu üstüne ve bu daha önce hiç yazmıyordu üstünde. Galiba artık yazmaları gerekiyor. O an midem kalktı. Çok tuhaf oldum yani. Tabii ki zaten bildiğimiz bir şey. Hani haberler falan sürekli gösteriyor. Salamlar nasıl üretiliyor falan filan. Ama öyle ayrıca bir daha üstünde yazılı olarak okuduğumda, yani feleğimi şaşırdım diyebilirim yani. O yüzden artık yememeye karar verdim. Bakalım dayanabilecek miyim? Ama yani aklıma getirdikçe onu tabii ki yemem yani, bence. Öyle düşünüyorum. Kızlara da tabii ki vermek istemiyorum artık. Hiç iyi değil gerçekten. Ay neler yiyoruz ya. Farkında olmadan kim bilir daha neler neler yiyoruz. Ama şöyle bir gerçek de var. Her şeye dikkat etmeye kalkışırsak, her şeye dikkat etmeyi denesek,
Çok zor. Çok zor. Yani her şeyi kendimiz evimizde üretmeye başlamamız gerekir o zaman. Zor yani gerçekten. Ya da çok güvenilir yerlerden almak gerekir. Onlar da tabii ki daha pahalı. Ama o parayı o zaman kıyacaksın ama diyeceksin ki hiç olmazsa ne yediğimi biliyorum. Öyle. Öyle bir karar aldım. Bakalım. Evet, ben epeydir bilgisayarın başına oturuyorum. Sağ olsun Hülya. Hülya'yı tanımıyorsanız kanalını şuraya bir yere ekleyeceğim, linkleyeceğim mutlaka girin. Bakın, sağ olsun bana şu an gerçekten bu video editleme olaylarına falan biraz yardımcı benden de bir merhaba. Uzun süreden beri görüşemedik herhalde. Kızlar ve Burcu arkadaşlarına gittiler bir kahve içmeye. Çocuklar oynayacak. Her neyse, onlar gelene kadar ben de bir pizza yapayım dedim bugün. Çocuklar mısırlı seviyor. Burcu'nun bizi sucuklu. Şimdi hazırlıklara başlayıp pizzayı halledeyim. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Evet, Burcu'nun çocukları almaya gittim. İçecekler de eksikti. Şimdi şöyle masayı hazırladım. Burcu'yla benim pizzamız burada. Sude'nin, Defne'nin pizzası burada. Burada dayanamayan acıkmış bir tane canavar var. Dayanamıyor mu? Getir, getir tabağını bak. Mayıs pizza. Sude pizza. 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 Hadi afiyet olsun kız. Hayırlı sucuklar. Yavaş iç, yavaş. İyi akşamlar. Ceda geldi. Saçını boyayacağım. Nerede kutular? Değişik bir boya çıkmış. Onu almış. Baba. Sude. Sude. Şapti. Anne. Yerim seni. Sude. Sude. Burcu. Anne. Sude. Dayı. Abla. Ömer. Baba. Abla. Teyze. Baba. Evet, böyle bir boya almış. Şöyle bir açalım.
göstereyim. Böyle kocaman bir şişe. Bunu bir boyamada bitiremezseniz bir daha kullanabiliyorsunuz. Toplamda kaç kere kullanılabiliyormuş? Yani kaç hafta? 4 hafta. Yani bunu bitiremezseniz 4 hafta boyunca bunu kullanabilirsiniz bitene kadar. Şimdi şunu şöyle nasıl koysam? Bunu böyle koyuyormuşsunuz bir yere. Bunu böyle koyuyormuşsunuz ve yukarıdan yukarı göster biraz. Yukarı göster. Yukarı. Böyle elinizle bastırarak bunun klik etmesini edene kadar. Bu klik yapana kadar bunu böyle bastırıyormuşsunuz. Evet. Bastıralım bakalım. Oha. Evet. Şimdi boya karışmış oluyor. Çalkalayacak mıyız? Sallamanız gerekiyor diye bir şey demiyor. Ondan sonra bunu, bu boyayı buradan böyle çıkartarak uygulayabiliyorsunuz. Çok enteresan. Sude. Ne yapıyorsun Sude? Başlayalım mı? Üstündeki eski tişörtü. Niye öyle bir şey yaptın? Altında bir şey var mı? Saç boyamaya yeni bir tişörtle gelmek. Ne kadar akıllı ben de anlamadım şu an. Neyse benden bir şeyler veririm. Bu komple mi süreceğiz sana bunu? Ya. Yani bakalım başlayalım. Araba gidiyor. Gülmekten ağlıyor. Saçların nasıl oldu? Güzel. Ya yakından bakalım. Dur. Yan çevir bir kafanı. Evet böyle kahverengi oldu aslında. Sarı bir ton almıştın değil mi? Hı hı. Aslında sarı bir ton almıştı ama saçı kahverengi oldu. Evet. Ama bu güzel oldu yine de. Biz de şimdi nargile keyif yapıyorduk. Bir yandan da komik video izliyoruz. Son günler biraz çok üzgün geçti. Biraz gülelim dedik. Bu videolar da aşırı komikmiş. Gül gül bir hal olduk gerçekten. Ama ben bu vlogu artık burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.